Genel Başkan Rüştü Meydan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Arnavut Belediyesi'nde hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Tabii biz buraya kardeşlerimizle buluşmaya, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmeye geldik. Renklerimiz farklı olabilir, bilmeklerimiz farklı olabilir, nakışlarımız farklı olabilir, etnik kökenlerimiz farklı olabilir, mezhebi anlayışlarımız farklı olabilir. Memleketlerimiz farklı olabilir, bölgelerimiz farklı olabilir ama hepimiz aynı kilimin desenleriyiz ve hepimiz aynı milletin evladıyız ve hepimiz aynı dinin mensubuyuz, aynı kuvveye dönen, aynı sevdiğe baş koyan kardeşler. Bu kardeşliğimizi de kimsenin bozmasına fırsat vermedik. Ve bundan sonra da Allah'ın izniyle vermeyeceğiz. Bir kargaşa ortamında ne rahatlar elde ettiğini, nice hayatları zehir ettiğini en iyi buraların insanı yani sizler biliyorsunuz. Mesele ideoloji değildir. İdeolojiler gelir geçer. Bunlar ayrışma aracıdır. Kim 7-8 sene öncesine dönmek ister? Kim huzursuzluk ister? Kim ölüm ister, kim kan ister, kim gözyaşı ister. Ancak ve ancak emperyalistler uşağı, teröristler ister, emperyalistler ister. Ne için ister emperyalistler? Sömürmek için ister. Bunun en büyük sebebi terör belasıdır. Çünkü yıllarca bu bölgeye, bu bölgenin insanı dahil yatırım yapmak istemiyor. Çünkü şantiyeleri basıldı. Fabrika inşaatları basıldı. Dağlarda hayvan sürüleri telef edildi ya da kaçırıldı ya da ekinleri, buğdayları yakıldı. Şimdi onun için bakın şimdi ne var? Huzur var, güven var, barış var. Şimdi herkes rahatlıkla esnaflığını yapıyor. Şimdi herkes rahatlıkla dağlarda hayvan yetiştiriyor. Tarımını yapıyor, ticaretini yapıyor. Enerji üretiyor. Fabrikasını açıyor, dükkanını açıyor. Her türlü ticaretini yapıyor. Onun için biz bunu kalıcı hale getirmek zorundayız. Asla ve kata 7-8 sene önce ve daha önce onun öncesinde bu bölgede, bu ilçede, bu ilde yaşananların tekrar yaşanmasına ya da yaşatılmasına hep birlikte müsaade etmemeliyiz kıymetli kardeşler. Ne terör örgütü, ne terör örgütünün uzantıları asla ve kata sizin temsilcileriniz değil. Biz onların yapısını biliyoruz. Meclisteki milletvekillerini biliyoruz. Çoğunun bu milletin aslıyla, aslarıyla da alakası olmadığını biliyoruz. Dinimizle ilgileri olmadığını biliyoruz. Pek çoğunun ateist, inansız ve Avrupa'nın kölesi ya da onun hizmetinde olduğunu da biliyoruz. Bazılarının, onların içindeki bazılarının hınça taşnak artıkları olduğunu da biliyoruz. Ya bizden olan birisi Allah aşkına LGBT'yi savunabilir mi ya? Yani dindar bir Türk, Müslüman bir Türk savunabilir mi ya? Bizim inancımız buna ne diyor? Bizim kültürümüz buna ne diyor? Bunu savunan nasıl benim Müslüman Kürt kardeşimin, dindar Kürt kardeşimin, bölge insanımın temsilcisi nasıl olabilir ya? Ve dün de Sayın Cumhurbaşkanımız
emeklilikte yaşa takılanların bu sorununun çözüldüğünü açıkladı. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili Çalışma Bakanımıza ve emeği geçen herkese milyonlarca emeklilikte yaşa takılan kardeşim ve vatandaşım adına teşekkür ederim.